Çocuklara bayılıyoruz. Şimdi çocuklar bugün daha mutlu, neden? Çünkü bugün, artık okullarda evet, da maske zorunluluğu kalktı. Maskeleri atıyoruz. Maskeleri attık gerçekten. Hani bugün gelecek mi gelecek mi derken sonunda. Evet. Sayın Bakan da açıkladı. 7 evet, aydır Allah razı olsun dedi herkesten, çocuklardan, öğrenci evet, kardeşlerimizden, öğretmenlerimizden. Aşılar da tamamen gayet güzel olduğu için hani süreç artık maske olayında evet, kapattık. Çok şükür. Güzel. Çok şükür. İnşallah tabii hani herkes önlemini kendine göre alacak. Evet. Özellikle mesela hani astım hastaları ya da yaşını almış abilerimizin, ablalarımızın yanındayken maskenizi tabii ki takın. Ama bir taraftan da toplu taşımada özellikle o devam ediyor. Çünkü vaka sayısının 1000'in altına indiği andan itibaren o da kalkıyor. Yani, zaten baktığın zaman aslında biraz böyle ara ara şey oluyor yani. Evet. Çıkarıyorlar şurada falan hala. Maskeler biraz çenede. Evet. Maske artık hayatımızda bir aksesuar gibi oldu. Yani unutulmaz anılarımız var maskelerle elbette. Çok. Maskesiz giremediğimiz, paniklediğimiz, maskemizin koptuğu, onu tekrar buradan bağladığımız. Evet. Çeşitli maske türleri denediğimiz maske ile ilgili ciddi bir sektör oluştu biliyorsun. Tabii farklı canım farklı. Allah yani o zaten. O günler geride kaldı yani şu görüntüler. Mesafe korunamıyor ise uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda okulların kapalı alanlarında devam ediliyor tarzında açıklamalar da geldi. Son bakanın da yaptığı açıklamalarla evet, ama okullar tamamen o genelge zaten valiliklere evet. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun diyelim ama tedbirimizi alalım tabii yine. Kesinlikle tedbiri elden bırakmamak lazım. Bayram kapıda yine kucaklaşmalar, sarılmalar, öpüşmeler söz konusu olacaktır. Ama artık bir şey, bir alışkanlık kazandık ya Murat. Yani ben gerçekten bir arkadaşıma sarıldığım zaman da öpmüyorum artık. Yani şöyle... Şöyle sarılıyorum. Yani... O da birkaç güne bir öpüşmeler de başlar artık. Çünkü önceden şöyle bir yumruklaşıyorduk. El ele sıkışma, sarılmalar falan filan. Neyse çok dikkat edelim yine ya. Yani Allah korusun, hortlamasın da. Allah korusun. Çünkü Çin'de biliyorsun ama Çin'deki sıkıntı da ilaç. Aşılardan yani demek ki bir Çin aşıları pek de bir işe yaramadı. En büyük hortlamaların da Çin'de bundan dolayı olduğu söylenmekte. Ya da artık bitti deyip belki de rahatlı rehavete kapıldılar. Ya da ikinci, üçüncü, dördüncü dozlarını yapmadılar. İşte milyarlık ama ülke bilmiyorsun ki ne sağlık yapıyorlar. Sektöründeki önde gidişimiz ve gerçekten dünyaya örnek olduk bu konuda ilk günden beri. Hem tüm sağlık çalışanlarımızla tabii, hem yapmış olduğumuz hamlelerle, bakanımızın vermiş olduğu yapılan açıklamalarla, uyumlarla gerçekten bu süreci biz çok iyi atlattık. Onun için başta ben sağlık çalışanlarımıza tekrar ve tekrar tabii, teşekkür etmeyi bir borç biliyorum buradan. Her birine. Bu süreci çok birlikte çok güzel yürüttük. Peki efendim, şimdi dün bir haberle başlamıştık. Öyle